var Melek Hanım. Kızım, kızım beklesene. O kaç kişinin rızkı bilmiyor musun? İstersen Murat sana verir. Ama böyle habersiz alman. Sen bana hırsız mı diyorsun? Sen de terbiyesiz kadınsın. Zaten senin yüzünden Murat'la ayrıldık. Kızım, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? O ne biçim söz? Bana iftira ediyorsun. Allah korusun. Bak, ben senin ayıbını yüzüne vurmak da istemem, ifşa etmekte. Gel, gel güzel güzel aramız. Ya dokunma bana, dokunma. Utanmadan iftira ediyorsun, ayıp ayıp. Melek Hanım, Melek Hanım. Melek Hanım! Melek Hanım! Melek Hanım! Yardım edin! Yardım edin! Sen bize yardım et. Annemi bana bağışla Allah'ım. Üzülme Murat amca. Melek ablam bizi bırakmaz. Geçmiş olsun. Nasıl? Tansiyon 19'a çıkmış. Eğer 20 olsaydı beyin damarları hasar görebilir, felç geçirebilirdi. Ama atlattı. Eve götürebilirsiniz. Fakat kesin olarak hiçbir sıkıntı, üzüntü, stres, gerilim yaşamayacak. Anladınız değil mi? Anlaşıldı doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hastayı görebilirsiniz. Ah anneciğim benim. Eğer bu işte bir payım varsa, bu senin için hiç iyi olmaz, hiç. Gel efendim. Anacığım, korkuttun bizi. Bir şey olmazdı ki. Çünkü Allah bizi seviyor değil mi Melek anne? Elbette benim akıllı oğlum. Seven sevilir, öyle değil mi yavrum? Tansiyonunuz normale döndü. Sağ ol kızım. Bundan sonra yorulmanıza müsaade etmeyeceğim anneciğim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol yavrum. Merve. Merve. Ne oluyor? Yanlış bir şey mi yaptım? Artık seni görmek istemiyorum. Ne yaptın? Nerede yanlış yaptın? Zafer öğretmenim. Nurdan Karalar isminde biri yok burada efendim. Aa, canım nasıl olmaz? Buraya geldiğini söyledi bana. Kardeşim burası sigorta hastanesi değil mi? Karın buraya geleceğini söyledi. Kaç saat oldu hala dönmedi. Bir daha bakın dosyalarınıza. Nurdan Karalar. Bu sabah muayeneye geldi diyorum size. Hocam? Kaç kere baktık efendim, yok, belki başka hastaneye gitmiştir. Bir de hayat kurtaracaksınız değil mi siz? Sorumsuz insanlar. Çok yardımcı oldunuz, çok. Zafer hocam. Murat amca, Melek annem seni çağırıyor. Anneciğim, kulu kölen olayım, Murat'a bir şey söyleme. Seni boğarım dedi. Vallahi billahi yapar da. Bak ne istiyorsan yaparım. Kızım yapma, kalk ayağa kalk. O çaldığın parayı yerine koyman lazım. Ne oluyorsun ha? Mahvoldum. Keşke şimdi bu yatakta ben yatıyor olsaydım. Ah anneciğim ah. Yalan değil mi? Neden yalan olsun? Allah Allah. Kimseyi sevmiyorsun ki sen. Cık. Anne sen 1-2 saat daha dinle. Ben de Efe'nin okul işlemlerini halledeyim, olmaz mı? Yaşasın, okula mı gideceğim ben? Gideceksin tabii. Hey! Hoppa! Canım Murat amca. İyi günler. İyi günler. Kayıt için gerekli belgeleri getirin. Hepsi burada. Efeciğim. Sen bunları aç bakalım. Ben de gidip yemekleri yapayım. Hı? Melek annen kadar olmasa da bizim de elimizden gelir bir şeyler. Evet. Çorbamız da geldi. Beğendin mi Murat amca? Yakasını da bir güzel işleriz, adını da yazarız. Değil mi benim güzel oğlum? Çok yakışıklı olmuşsun Efe. Çok kıskandım vallahi. Hadi gel bakalım, otur buraya. Gel. Bugün hastanede Zafer öğretmene rastladım. Ortaokuldaki Zafer öğretmen mi? Hı. Tanımadı beni. Tabii yavrum. Kaç sene oldu? Anne, yemekten sonra bir müsaade etsen bana. Ya hangi defterlerini kaplayacaktık? Ah, hay Allah. Efeciğim, biz yaparız. Bırak Murat amcan gitsin. Omuzlarındaki yükü ne kadar çabuk atarsa o kadar rahat uyur. Peki bulabilecek misin hocanı? Belki hala aynı yerde oturuyordur. Bir bakayım ben. Öğretmenlere kötü şeyler mi yaptın Murat amca? Hı. Kötü şeyler Efeciğim. Çok kötü şeyler. Yani benim yapmayacağım şeyler. Sen iyi bir çocuksun Efe. Ama ben iyi bir çocuk olmayı daha yeni öğreniyorum. Yeter ya, yeter. Rahat bırak beni. Çaldıklarını geri vereceksin. Hiçbir yere kaçamazsın. Hop hop birader. Tut çocuğum tut. Bırakma. Birader gel bakalım yavaş ol. Sana ne oldu ya? Bıraksana. Ne yaptın ha? Ne çaldın? Utanmıyor musun? Karşında kaç yaşında adam var? O yaşlı adam benim babam, salak herif. Bırak. 3 ay önce geldiğimde de aynı şeyi yaptım baba. Bu son olsun. Hatanı anlayana kadar artık ben yokum. Beni arayıp sorma. Yeter ya. Bıktım senin bu aksiliğinden. İnsan babasından çalar mı be? Çalar mı? Ya ben seni bir yerden çıkaracağım ama... Hocam ben 241 Murat yalnız. 1983 yılında öğrenciniz olmuştum. 3B hocam. Fevzi Çakmak Ortaokulu. Heh. Çok değişmişsin 241 Murat. Siz aynısınız ama hocam. Gel bakalım gel. Ha, isim ne demiştin? Murat hocam. Murat yalnız. Gir içeri. Benim yüzümü yumuşak buldu bunlar. Ama anneleri bir gelsin, bak yapabiliyorlar mı? Eşiniz nasıl, iyi mi? Hmm. Nurdan teyzeydi değil mi? Evet, evet. Nurdan. Arada bir kalbi tekliyor ama iyi çok şükür. Hmm. Bugün İmrahor'a ailesini görmeye gitti. İmrahor. Bizi de pikniğe götürmüştünüz oraya. Çok güzel bir yerdi. Yarın gidip alacağım. Hmm. Anlat bakalım. Hocam, ben sizin öğrencinizken fen bilgisi dersinde kopya çekmiştim. Siz de beni yakaladınız. Sonra ceza vermiştiniz. Sonra da ben size kızıp çantanızı çaldım. Hangi çantamı? Böyle kahverengi bir çantanız vardı. İçinde saatiniz, defteriniz. Niye alıyorsun bunları şimdi sen bana? Sizden helallik istiyorum hocam. Hepsini size bulup getireceğim. Bulamazsam da neyse karşılığı ödeyeceğim. Aman giden gitmiş. Helallik mi istiyorsun? Hı hı. Helal olsun. Helal olsun. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ey kapalı kapıları açan Allah'ım. Öyle zordayım ki. İnayetin olmasa yolda takılıp kalacağım. Ne olur Rabbim. Müşkülümü çöz. Aç kapıları. Ve kurtar beni bu girdaptan. Efeciğim daha erken. Erkenden gidelim. Servise mi yazdırdın oğlum? Öyle yaptım anne. Fırında işler falan olur. Çocuğun gidiş gelişi aksamasın. İyi yapmışsın. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin benim oğluma. Hadi bakalım. Tut elimi. Hadi bakalım. Hadi Efe. Hoppa. Sen de gel. Ben okula gittim ama. Şimdi sıra sende. Yalnız mı gideceğim? Yalnız değilsin ki bak. Sen de gel. Korkaklık hiç yakışmıyor sana Efe. Hadi bakalım, hadi. Sen de kimsin? Kazık kadar da utanmıyor musun yer kaplamaya? Hocam, Murat ben, tanımadınız mı beni? Murat yalnız. İn çabuk, in dedim sana. Siz oturun yerinize bakayım. Senin yüzünden yedik fırçayı. Hadi aşağı. Tamam hocam. Daha işimi almaya gideceğim. Sizin yüzünüzden ağaç olacak orada be. Murat kasada eksik olduğunu fark etmeden paraları yerine koymam lazım. Hadi Sunu, sen nelerin üstesinden geldin. Bunun da gelirsin. Hadi göreyim seni. Selam. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İşte nasıl olalım. Melek annemi eve getirdik. Ben de... Aa, İbrahim abi koku mu var? Ekmekler mi yandı yoksa? Yok kızım bir şey. Ne kokusu? Nereden çıkarttın? Aman iyilik de yaramıyor size. Allah Allah. Sen bir çıksana oradan. Aman iyi çıktım. Zaten Melek anneye uğrayacağım. Şöyle evi falan toparlayayım. Hadi bay bay. $30 var. Bununla 150 oluyor. Tamam abi. Akşama hesaplaşırız. Eyvallah. Sen de sağ ol. Çok şükür. İşler fena değildi değil mi abi? Dedim ben sana. Sen kısmetli adamsın. Saat geç oldu. Efe ne yaptı bakalım? Alo? Suna? Sen hala orada mısın? Efe geldi mi? Gelmedi mi? Ya müdür bey nerede bu çocuklar? Sakin olun diyor. Lütfen sakin olun. Nasıl sakin olalım müdür bey? Çocuklar dönmediler. Sakin olun lütfen. Kaç saat oldu bunlar okuldan çıkalı hala yoklar müdür bey. Her şey kontrolümüz altında. Hiç merak etmeyiz. Kaçırdı çocuklarımızı. Çocuklar ortada. Olur mu? Ne oldu? Servis mi gelmedi? İşte polis geldi. Allah Allah. Her taşın altından çıkmak zorunda mısın sen? Ne işin var senin burada? Efe de o servisteydi. Çocuğa sahip çıksan şaşardım zaten. Bir dakika beyler, sakin olun. Biri bana anlatsın, burada neler oldu? Memur bey, saatlerdir çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Zafer hocaydı değil mi servis şoförü? Tanır mısın? emekli öğretmen. Yaşı vardır biraz ama çocukları gözü gibi sakınır. Araba bir yerde bozuldu herhalde. Aradık ulaşamıyoruz. Ya karımı alacağım filan demişti. Bir yeri mi uğradı acaba? Ama karısı öleli 1 seneyi geçti. Allah rahmet eylesin. Bugün İbrahim ailesini görmeye gideceğim. Daha işimi almaya gideceğim. Sizin yüzünüzden ağaç olacak orada da. Karımız nerede? Haber alamıyoruz ama biz de çaresiz. Nereye gidiyoruz? Neresi burası? Neresi burası ya? Zafer amca nereye gidiyoruz? Annenizi alacağız çocuklar. Ama anne eve gidecektik. Durun bakayım. Dikkatimi dağıtmayın benim. Of çekmiyor. Öf, nereye gidiyoruz biz? Yeter be. İnin bakayım hepiniz aşağı. Başımı döndürdünüz. Ne yapacağımı da unuttum. İnin aşağı, inin. Hadi çabuk. Hadi inin aşağı. İnin. Hadi inin aşağı. Nurdan, sen misin Nurdan? Nasıl anlamazsın adamda bir acayiplik olduğunu? Adam delirmiş ya da bir şey olmuş. Oğluna da saldırdı. Hiç kafan çalışmıyor ya. Hiç kafan çalışmıyor. Aptalsın. Aptal. Efe! Tamam çocuklar. Tamam, korkmayın. Tamam hepsini halledeceğiz. Durun bakalım. Efe, şoför amca nerede? Bilmem. Bana ne? Eve gidelim. Eve gitmek istiyorum. Şşş, susun bakalım. Tamam, susun. Hepiniz eve gideceksiniz. Ama önce şoför amcayı bulacağız, tamam mı? Efe, buna bencillik derler. Neye? Sadece kendini düşünme. Hani sen kötü bir çocuk değildin? Şu tarafa gitti. Tamam o zaman, hadi arabaya. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Arabadan inmesin. Hocam. Sen de kimsin? 241 Murat yalnız hocam. Fevzi Çakmak Ortaokulu. Okula dönelim mi hocam? Eşimi almadan mı gideceğiz? Hocam eşiniz... Melek gibi bir kadındır benim eşim. Onu almadan dönersem çok üzülür. Kıyamam ben ona. Güzel gözlerinden süzülecek bir damla yaşa bile dayanamam. Çocukların annesini almadan hiçbir yere gitmem. Hocam Nurdan Hanım sizi bekliyor şehirde. Hadi bir an önce gidelim. Söylesene evladım. O zaman gidelim hemen, hadi. İyi misiniz hocam? Yaptığın işin ne kadar riskli olduğunun farkında mısın sen ha? Öyle gerekti komiserim. Gel oğlum, alın bu adamın ifadesini. Komiserim. Amirim, hocam hasta. Bir tuhaflık var. Yani bunama gibi bir şey. İzin verin bir doktora götürelim. Sorgulanmaya değil, yardıma ihtiyacım var. Sen ne diyorsun be? Bu adam çocuk kaçırdı, çocuk. Namussuz, ahlaksız. Sakin ol. Ya çocuk filan kaçırmadı. Nereye gittiğini bile bilmiyordu bulduğumda. Sakin olun lütfen. Hocam. Sen de kimsin? 241 Murat hocam. 241 Murat yalnız. Bizimle hastaneye kadar gelir misiniz? Nurdan'ı mı almaya gideceğiz? Nerede karıcığım benim? Nereye gitti? Nurdan da kim ya? Zafer Hoca'nın karısı amirim. Geçen yıl sizleri öldü. Şu kayıt formunu uzatır mısın? Tabii. Murat? Baba? Merveciğim, sen işini yap hadi. Ama baba... Merve, sana işini yap dedim yavrum. Hem bana bir söz vermiştin, unutma. Merve, hadi. Sözünü tut Merve. Nurdan nerede? Hastanede miymiş? Bakın, Alzheimer hastaları en yakınlarını dahi tanımayabilirler. Yollarını kaybedebilirler. Tarihleri hatırlayamazlar. Olmayan sesler duyabilir. Olmayan kişilerle konuşabilirler. Eşyalarını kaybederler ve hatta sizi eşyalarını çalmakla, onu kandırmakla suçlayabilirler. Bu çok sık karşılaştığımız bir durumdur. Ayrıca eski alışkanlıklarını devam ettirebilirler. Mesela çalışmadıkları halde sabah kalkıp işe gidebilirler. Zamanı, tarihi karıştırabilirler. Giderek çocuklarının isimlerini, kendi kişisel tarihlerinin tamamını, kaç yaşlarında olduklarını, yemek yemek gibi gündelik bütün alışkanlıklarını unuturlar. Evin içinde yabancılar dolaşıyor zannedebilirler. Çünkü bir Alzheimer hastası aynada gördüğü yüzü, yani kendi yüzünü hatırlayamayabilir. Ve kendini bir yabancı zanneder. Anne, ben bu gece yokum. Sen de kimsin? Ne işi var evimde? 241 Murat ben hocam. Murat yalnız. Ne istiyorsun? Hakkınızı helal etmenizi istiyorum hocam. Ama nasıl yapacağım onu hiç bilemiyorum. Çocuklar nerede? Ara da gelsinler. Bugün anneleri gelecek. Hadi yürü hadi. Yine mi sen? Ne istiyorsun kardeşim? Kimsin sen? Babanız hasta. Ne hastası? Alzheimer. Saçmalama. Benim babam demir gibidir. Biraz inatçıdır, aksidir o kadar. Babam şimdi de huysuzluklarına bu kılıfı uydurdu galiba Tuğba. Ya bırakın. Düne kadar hiçbir şey olmayan adam 2 günde hasta mı oldu? Babanızla çok sık konuşmuyorsunuz galiba. Aksiliğiyle bezdirdi bizi. Ne yapalım? Her geldiğimizde olay. Biz de gelmez olduk. Annenizi geçen yıl kaybetmişsiniz. Başınız sağ olsun. Bakın şimdi. Buyurun. İyi günler. Ben eşinizi aramıştım. Evde mi acaba? Nurdan yok. İmrar'a gitmişti ama birazdan gelir. Dede? Dedeciğim? Tuğba kızım, annem merak edecek. Neredesin sen sabahtan beri? Gir bakalım içeri hadi. Bunun adı ne? Bunun adı Boncuk. Siz peşine düşmeseydiniz o çocuklarla beraber. Allah korumuş. Peki şuna... Huysuzlanıyor zannetmiştik. Ben geçen gece boşuna çıkışmışım. Aksilinden yapıyor sanmıştım. Oysa hastalıktanmış. Ne yapacağız şimdi? Hastaneye mi yatıracağız? Hastaneye yatırarak ona kötülük edersiniz. Doktor en önemli görevin yakınlarına düştüğünü söylüyor. Hayata ve hatıralarına tutunması, yalnız kalmaması çok önemli. Bu hastalık bu kadar ilerlemiş, biz de fark etmemişiz. O kadar kızıyorum ki kendime. Fark etseniz de engelleyemezdiniz. Ama önemli olan bundan sonrası. Annem hayatta olsaydı nasıl da güzel bakardı ona. Sevgisini eksik etmezdi ne olursa olsun. Siz de öyle yapacaksınız. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacaksınız. Üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Siz olmasaydınız. Demek öyle. Demek basit bir haylazlığın bedelini ödemeye geldiniz. Basit bir haylazlık dediğiniz kul hakkı. Ağır yük. Bu yükle yaşamak çok zor. Ama babam bunu hiçbir zaman hatırlamayacak ki. Bir gün gelecek hatırlayacak. Aferin sana güzelim benim, aferin sana. Hı? Bak bunlar içinde en iyi güzeli bu, şu mavi balık. Bu küçük boncuk uyuyor, büyüyor, onu uyandıracak. Hocam. Şu saat babadan yadigar galiba. Nerede benim saatim? Nereye koydunuz saatimi? Nurdan! Nurdan! Saatim nerede benim? Hocam, saatinizi ben aldım. Ha? Daha doğrusu çaldım. Baba ne yapıyorsun? Önemli değil. Size o saati geri getireceğim. Yaptım bir hata. Beni affedin. Önce saati getir sonra bakarız. Nurdan! Nurdan neredesin? Nurdan! Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Ya başka biri duruyordu burada. Bir amca. El mi değiştirdi burası? Hayır, bahsettiğiniz adam babam. Siz geleli bayağı olmuş herhalde. Babam öldü, ben bakıyorum. Başınız sağ olsun. Ben kendisine sattığım bir şeyi soracaktım ama. Babamı mı? Ne zaman? 15-20 yıl oldu herhalde. Oho, mümkün değil kardeşim. Daha dün sattığım şeyi bul desem bulamam ki ben. Ki babama satmışsın. Şu resme yakından bakabilir miyim? Şuna mı? Hı. Ah. İşte bu. Bu saat galiba. Nasıl? Benim babanıza sattığım saat bu saat işte. O saat babamın da ama bir yanlışınız olmasın. Bu saat nerede şimdi? Sizde mi hala? Vallahi bilmiyorum. Siz söylemeseydiniz unutup gitmiştim. Ama annem bilir belki. Rahmetliye bir çocuk satmıştı bunu. O da pek sevmişti. Kendisine alıkoydu. Sonra da yanından hiç ayırmadı. O çocuk bendim teyze. Bulamam sanmıştım ama. Allah şükürler olsun. Buldum. Nasip işte oğlum. Niye arıyorsun ki bu saati? Sahibine geri götürmek için. Sen... O zaman bir cahillik yapmıştım işte. İnşallah telafi ederim diyordum. Vallahi zaten kaç zamandır bu kutuda duruyordu. Madem sahibi var, bana gerekmez oğlum. Al. Al. Al tabii. Ama karşılığını ver madem. Babam sana para ödemedi mi? Ödedi. Doğru tabii. Ben karşılığını vermeye hazırım. 5000 lira. 5000 liraya bırakırım sana. Oğlum ne yaptın? Sen karışma anne. Değeri bu. Sen bilirsin kardeşim. O zaman ben daha sonra geleyim. Şu anda üzerimde yok. Sen bilirsin. İyi günler teyzeciğim, sağ ol. İyi günler. İyi günler. Ne yaptın oğlum? Ne? Ne yaptın? 5000 lira. Nasıl veririm? Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Karşımda Alzheimer hastası bir adam var. Saati götürsem bile hatırlamayacak ki. Bu durumda bu hak benden düşer herhalde. Tövbe estağfurullah. Nasıl da boş boş konuşuyorum. Hakka boynumu uzatmaktan nasıl da kaçıyorum. Allah'ım sen beni bana bırakma. Sen beni bana bırakma Allah'ım. Sen beni bana bırakma. Hayrola Murat evladım, bir sıkıntı mı var? Yok abi bir şey. Var. Senin halin bir garip. Benim derdime kimse çare olamaz. Nedenmiş o? Her dert devasıyla var edilir Murat kardeşim. Önümde bir kul hakkı var. Fakat hak sahibi hatırlamıyor. Hatırlatsam da unutuyor. Şaşırdım kaldım. Sana 3 aşamalı bir çözüm sunabilirim evladım. Borç ödeme konusunda samimi olan her insan mutlaka manevi bir destek görür. Bildiğim kadarıyla o tip hastalar zaman zaman hatırlayabiliyorlar. Ya hatırlamazsa? O zaman varislerine verirsin. Hak haktır, bedeli de ödemektir. Olmadı varisi de yok diyorsan onun adına hayır hasenatta bulun. Böylece Allah huzurunda hesaptan kurtulur mu? Sancısını çektiğin, bedelini ödediğin hak ötede sana bırak olur inşallah. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun Muratcığım. Demek bunlar arayıp durdukları. Demek bunlarla ilgileneceğim diye beni ihmal edersin ha Murat? Sen önce benimle helalleş Murat Efendi. Murat'a ne diyeceğim ben şimdi? Bu ne ya? Kolay gelsin anne. Ah sağ ol oğlum. Hayırdır? Ya şu benim eski püskü karneler, defterler falan vardı. Nerede onlar? Vallahi oğlum nereye koyduysan oradadır. Depodadır herhalde. Duruyordur değil mi? Vallahi ben hiç dokunmadım. Git bak. Anneciğim, bir gün daha gelirsem saray gibi olur burası vallahi. Neyse ben bir bakayım aşağıya. Allah Allah, ne oldu buraya? Buradaydı işte, burada. Yok. Anne! Anne! Kim girdi aşağıya? Hani ellememiştin? Ellemedi mi oğlum, Allah Allah? Ne? Aşağıyı sen mi dağıttın? Ne dağıtması? Mis gibi yaptım be. Neydi öyle bir sürü süprüntü? Odanı da temizledim. Ne yaptın? Allah'ım çıldıracağım. Dokunma şu eşyalara demedim mi ben sana? Ne var? Topladık, mis gibi yaptık. Sana da yaranılmıyor ha. Alt tarafı birkaç kağıt. Benim için çok önemliydi o kağıtlar. Neredeler, nerede? Attım. Murat amca ben geldim. Murat amca okulda çok güzel. Dur Efe, dur, şimdi sırası değil. Ya İbrahim abi, araba lazım acil. Alabilir miyim? Şu yandaki olur mu? Akşamüstü dükkanın sahibi uğradı, bırak. Nasıl? Alalım tabii ya. Allah Allah. Ne oluyor ya? Çekil Suna, Allah'ını seversen. Ya ne yaptım ki ben şimdi? Daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın? Ya İbrahim abi yardım etsene bana. Şu lastiğin altındaki taşı alıver. Hayrola? Ya, yok abi, ortalığa çeki düzen vereyim dedim, öyle yani. Bakmıştınız. Abi yapma, bari sen yapma. Ben yapmayayım da sen bana ne yapmaya çalıştığını bir anlat bakalım. Hangi kapıya gitsem yüzüme kapanıyor abi. Bir hatıra defteri vardı. Sahibine götürecektim. Suna atmış işte bana sormadan. Öbür tarafta 5.000 lira lazım. Ama yok işte. Yok. Yok. Abi bunlar ne? Ben ne bileyim oğlum, kasa sende. Yok da abi. Senin hesabın zayıf galiba Murat. Bayağı yanlış saymışsın anlaşılan. Benim hesap bu kadar yanlışsa kesin batarız. Sen şimdiden iş aramaya başla abi. Hadi ben çıktım. Güle güle, güle güle. Gitmiş. Baba, Murat Bey seni görmeye gelmiş. İşim var şimdi. Baba, ne yapıyorsun sen? Çocukların imtihan kağıtlarını okuyorum. Ama baba onları zaten okumuşsun. Karışma işime benim. Hocam. Saatinizi getirdim. Ne saati? Sen de kimsin be? 241 Murat hocam. Murat yalnız. Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan. Hani saatinizi çalmıştım. Ama şimdi geri getirdim. Geri getirirsem beni affedeceğinizi söylemiştiniz. Ver bakayım. Güzel saatmiş. Babacığım. Babanızın hediyesi galiba. Bakın burada işte. Bakın size bu saati hediye ediyorum. Şimdi sen bunu geri mi getirdin yani? Evet hocam. Biliyorum çok geç kaldım. Ama ne olur bana hakkınızı helal edin. Helal olsun, helal olsun. Nurdan! 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 Saatimi kaybetmiştim ya, buldum. Bak burada. Bitti mi şimdi? Yük aktı mı üzerinizden? Daha değil. Defterini de almıştım. Defterini getirseniz de bir anlam ifade etmeyecek. Nasıl olsa hatırlamayacak. Günün birinde hatırlayacak inşallah. Müsaadenizle ben gideyim artık. Baba! Murat Bey gidiyor. Zafer hocam. Aman Allah'ım gitmiş. Damla! Damla deden nerede? Damla! Yoklar. İkisi de yok. Hadi bakalım. Annem bizi bekliyor. Nurdan'ımı çok özledim. Ah, burnumda tütüyor. Nereye? Babam yok. Gitmiş. Damla'yı da almış. Dağılıp arayalım. Çok uzağa gitmiş olamaz. Hadi. Dede. Kızım, kimin çocuğusun bakayım sen? Bilmiyor musun Tuğba'nın? Tuğba kim? Ne dedesi? Hadi annene git bakalım. Benim işim var. Seni merak ederler. Hadi koş hadi. Açılsana be. Öf. Ay. Ne oluyor ya? Arsız herif. Yaşından başından utanmıyor musun? Evde de mi rahat yok sizden ya? Artık hırsızlığın da suyu çıktı. Damla, canım ne oldu? Gel. Yaşlı başlı adamsın. Utanmıyorsun değil mi hırsızlık yapmaya? Deden nerede? Ay, burası benim evim. Oh. Nereden senin evin oluyor be? Burası benim evim. Utanmaz adam. Dur. Oh. Durun. Oh. Dursana abicim ya. Ne var be ne? Niye dövüyorsunuz adamı? Hırsızı ne yapacaktık? Buyur mu edecektik? Ne hırsızı? Şu adamın haline baksana bir kere. Hasta o ya. Ne hastası? Alzheimer. Duydun mu? Hafıza kaybı. Canım biz nereden bilelim? Eve girmeye kalktı akşam vakti. Allah Allah. Kırılmış. Ah. Ah. Ne oldu? Başına vurdular. Bilmiyorum. Alzheimer hastası kendisi. Ağlama kızım. Ağlama. Siz bekleyin biraz. Tamam. Anne gelecek şimdi. Hadi gel otur şuraya. Hoppa. Ne oldu? Kızım. Baba ödümüzü kopardın. İyi mi? Bir sıkıntı var mı hemşire hanım? Yok. Ama babanızın hastalığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Sağ olsun Murat Bey yardımcı oldu. Hadi baba, gidelim. Gidelim hadi. Murat. Murat ben... Babana verdiğin sözü tutma. Benden uzak dur. Murat ben bunu yapmak zorundaydım. Beni anlaman lazım. Babam... Anlamama izin vermedin. Değil mi? Ay ben bir yüzümü yıkayayım. Ah. Ben de çaya bakayım. Ah. Ay. Ah. Allah size sabır versin. Babam bu durumda olmasaydı eminim hakkını helal ederdi size. Daha borcum bitmedi ki. Volkan ne yapacağız? Bu gece ben kalırım. Sen git. Damla da korktu zaten. Evet, kız uykusuzluktan ölecek. Hadi çıkın siz. Birazdan Murat Bey de gider. Kimsin sen? Kimsin sen? Çık evimden! Çık evimden! Çıksana be! Ay, içeride biri var. Evin içinde yabancılar dolaşıyor zannedebilirler. Çünkü aynada gördüğü yüzü, yani kendi yüzünü hatırlayamayabilir. Anne nasılsın? Hoş geldin ya. Neredeydi? Zafer öğretmenin evinde. Ne garip bir hastalıkmış bu. Her hastalık zordur oğlum. Ama işte bildiğini unutmak, o adamcağızdan ziyade yakınları için sınav. Allah hepsine sabır versin. Amin. Amin. Nasıl? Ay pek suratsızdı niyeyse. Gitti yattı erkenden. Okuldan da bahsetmedi. Allah Allah. Pek hevesliydi ama. Bir diyeceğin var mı oğlum? Ha sen ne arıyordun gündüz öyle? Sorma anne. İnsan hatıralarının değerini bilmiyor işte. Neyse ama gece uzun. Suna benim kağıtları atmışken... baştan başlamak boynumuzun borcu oldu. Öğrenci bey günaydın. Aa, nesi var bunun? Hı? Sen benimle konuşmuyorsun galiba. Şu an kitap okuyorum. O kitap değil, defter bir kere. Hayır kitap. İçinde yazılar olursa kitap olur. Boş olursa defter olur. Kim yazdı bunları peki? Bir günde yazma mı öğrendin? Hayır yazılıydı diyorum. Anlamıyorsun ki. Peki nereden çıktı bu? Dün atıyordunuz az kalsın. Ben de aldım çöpten. Sen dünyanın en akıllı, en zeki, en güzel, en yakışıklı çocuğusun. En tatlı. Bu kitabı bana verir misin? Senin ya zaten. Ne senin ne de benim. Ona en çok ihtiyacı olanı şu an. Anne ben gidiyorum. Anne hemen gitmem lazım. Aa, oğlum. Çok sevineceksiniz. Zafer hocam yok mu? Babam sabah yine çıkmış habersiz. Ama neyse ki eski okulundan aradılar. Oradaymış. Ne işi varmış orada? Evet. Söyleyin bakalım. Yaprağın görevi nedir? Solunum yapmaktır. Havayı alırlar sonra dışarı bırakırlar. Fotosentez öğretmenim. Yaprağın en önemli görevi nedir bilir misiniz çocuklar? Zamanı gelene kadar daldan düşmemektir. İçeride olması lazım. Ben bir bakayım. Bugünlük bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler öğretmenim. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi sen? 241 Murat öğretmenim. Ödevimi yaptım, buyurun. Ömrümün muhabbetine bugün kavuştum. Allah Nurdan'ımı yanımdan eksik etmesin. ...72 senesi. Oğlumun ilk fotoğrafı. Bugün doğdu. Allah'a bir şükür. Adını Volkan koymak var gönlümde. Kızımın doğum günü. Nasıl da büyüyorlar. Torunlarımı görebilecek miyim acaba? İnşallah onlar da ailelerine benimki kadar güzel bir hayat yaşatırlar. Bunlar ne güzel çocuklardı. İşte 142 Servet, 859 Ahmet, 241 Murat. Efendim öğretmenim. Murat, vay kerata. Nereden buldunuz oğlum bunları? Günlüğümü kaybetmiştim ben. Öğretmenim, ben almıştım. Daha doğrusu çalmıştım öğrencinizken. Buraya sizden helallik istemeye geldim. Üzerimdeki hakkınız ödenmez ama hakkınızı helal eder misiniz? Sen haylazsın ama vefalı bir çocuk musun oğlum. Helal olsun. Ne kadar güzel bir yüzü var. Tebessüme eşsiz. Gözleri ne kadar manalı. Kim bu adam çocuklar? Gel bakalım. Hop. Murat amca, eğer yaptığımız şeyleri hatırlamazsak ne olur? Biz hatırlamazsak bize göre yok olabilir. Ama her şeyi gören, her şeyi bilen ve kaydeden Rabbimiz var küçük bey. Onun için herkes hakkını helal et diyorsun. Yaptığımız kötü bir şeyi insanlar bilse ne kadar utanırız değil mi? Evet. İşte Rabbimiz kendisinden utanılmaya daha layıktır. O halde çak bakalım.